Descartes Ahlak Üzerine Mektuplar Prenses Elizabeth'e Egmont, 6 Ekim 1645. Madam, bazen şöyle bir şüpheye düştüğüm oluyor. Elinizde bulunan nimetleri olduğundan daha büyük ve daha değerli hayal ederek, elimizde bulunmayan nimetleri de bilmeyerek veya gözden geçirmek için üzerinde durmayarak memnun ve neşeli olmak mı yoksa her ikisinin de gerçek değerini tanımak için fazla bilgili ve düşünceli olarak kederli olmak mı daha iyidir? Üstün iyinin neşe olduğuna inansaydım ne pahasına olursa olsun neşeli olmaya çalışmak gerektiğinden şüphe etmezdim ve can sıkıntısını şarapta boğan yahut tütünle uyuşturanların kabalığını doğrulardım. Fakat fazileti işlemekten yahut da elde edilmesi irademize bağlı bulunan bütün nimetlere sahip olmaktan ibaret olan üstün iyi ile bu nimetleri elde etmeden sonra gelen memnunluğu birbirinden ayırıyorum. Bundan ötürü zararımıza olsa da hakikati bilmenin bilmemekten daha büyük bir olgunluk olduğunu göz önüne alarak az neşeli fakat çok bilgili olmanın daha iyi olduğunu kabul ediyorum. Böylece ruhumuzun en memnun olduğu an, en neşeli olduğumuz zaman değildir. Tersine büyük neşeler genel olarak donuk ve ciddidir. Kahkahalı neşelerse ufak ve geçici. Bunun için boş hayaller peşinde koşarak yanılmaya düşmeyi asla doğru bulmam. Zira bundan gelen bütün zevk ancak ruhun dışına dokunabilir. Halbuki içi yalancılıklarını görerek acı duyar ruhumuz durmaksızın başka şeylerle uğraşırken bunun farkına varamayabilir. Fakat o zaman da adı geçen saadete kavuşamaz. Çünkü saadet hareketimize bağlıdır. Halbuki böyle bir hal ancak tarihten gelebilir. Fakat bazıları bizi memnun olmaya götüren, bazıları da tersini memnun olmaktan alıkoyan aynı derecede doğru birçok düşüncelerle karşılamak imkanı olduğu yerde bana öyle geliyor ki tedbir daha çok memnunluk verenleri kabul etmemizi emrediyor. Hatta dünyadaki şeylerin hemen hepsine iyi veya kötü görünen bir yandan bakmak mümkün olduğuna göre herhangi bir şeyde maharetimizi göstermek gerekiyorsa o da onlara bilhassa en çok lehimize görünen seviyeden bakmayı bilmektir sanırım. El verir ki bunu aldanmadan yapalım. Böylece altesiniz aklını işletmekte, Birçok yaşıtlarından daha fazla vakit bulabilmesinin sebeplerini gösterirken bundan kendilerinin ne kadar çok faydalandıklarını da göz önüne almak lütfunda bulunurlarsa bununla kendilerini memnun kılacak bir şey bulacaklarına eminim. Ve niçin ailesinize memnunluk verebilecek şeylerde de kendilerini onlarla kıyaslamayı tercih ettiklerini iyice anlamıyorum. Zira tabiatımızın öyle bir yapısı vardır ki hakikati aramada faydalı olarak birkaç zaman çalışabilmesi için çokça dinlenmeye muhtaçtır. Kendisini fazla okumaya verirse parlayacak yerde paslanır. Öğrenme için verebileceğimiz zamanı buna hasrettiğimiz saatlerin sayısıyla ölçmeliyiz. Fakat daha ziyade umumiyetle başkalarının öğrenmek için verdiği zamana bakarak ölçmeliyiz. Çünkü bu zamanda insan zekasının normal kabiliyetlerini görürüz. Yine bana öyle geliyor ki, icraya karar verdiğimiz zaman iyi olduğunu hükmettiğimiz şeyi yaptığımız takdirde, hatta sonradan daha dikkatle üzerine düşünerek yanıldığımıza hükmetsek bile pişman olmak için bir sebep yoktur. Fakat daha ziyade vicdanımıza karşı bir şey yaptıksa nedamet getirmemiz lazımdır hatta sonradan düşündüğümüzden daha iyi yaptığımızı fark etsek bile. Zira biz ancak düşüncelerimizden sorumluyuz ve insan tabiatı her şeyi bilemez. Ne de düşünüp danışmak için çok vakit olduğu zaman verdiği gibi her zaman ayak üzerinde iyi hüküm verebilir. Hülasa insana kendi hakkında gerektiğinden daha iyi bir kanaat besleten gururun ancak zayıf ve aşağılık ruhlara ait bir eksik olması kuvvetli ve Ali Cenab ruhların kendilerini hor görmesini gerektirmez. Fakat insanın üstünlükleri kadar eksikliklerini de tanıyarak kendi hakkında doğrulukla hüküm vermesi lazımdır. Terbiye ve nezaket bunların tellalığını yapmaya mani olsa da gene kendi içimizde duymamıza mani olmaz. Nihayet hayatın birçok fırsatlarında seçmek zorunda kaldığımız bütün nimetleri tam olarak bilmek için sonsuz bir ilmimiz olmasa da bununla beraber son mektubumda saydığım şeyler gibi pek zoruri şeyler hakkında orta bir bilgiyle yetinmek gerekir. O mektubumda altezinizin ortaya attığı güçlük hakkındaki yani her şeyi kendilerine mal edenlerin başkaları için kıvrananlardan daha mı haklı olduğu meselesi hakkındaki kanaatimi söyledim. Zira yalnız kendimizi düşünseydik ancak bizim olan nimetlerden faydalanabilirdik. Halbuki kendimize başka bir vücudun bölümleri gözüyle bakarsak, kendimize ait olan nimetlerin hiçbirinden mahrum olmaksızın onunla ortak olan bütün nimetlerden pay alırız. Ama fenalıklar için mesele aynı değildir. Zira felsefeye göre kötülük gerçek bir şey değildir. Fakat sadece bir mahrumluktur ve dostlarımızın başına gelen bir fenalık yüzünden kederlendiğimiz zaman bundan dolayı bu fenalığı meydana getiren eksikliği paylaşmayız. Ve böylece bir zamanda ne kadar keder veya acı duyarsak duyalım bu her zaman iyi hareketlerden ve bilhassa kendimizle ilgili olmaksızın başkası için duyulan saf bir sevgiden yani sevgi denilen Hristiyan faziletinden doğan hareketlerden gelen İç memnunluk kadar büyük olamaz. Böylece ağlarken ve çok acı duyarken bile gülüp dinlenirken duyulandan daha fazla zevk duyulabilir. Gerçekte saadetin kendisi olan ruh zevkinin vücut hazından ve rahatlığından ayrılmayacağını ispat etmekte kolaydır. Buna da misal bizde uyandırdıkları hüzün ve keder ölçüsünde hoşumuza giden tragedyalar ile avl, top oyunu ve diğerleri gibi pek yorucu olmalarına rağmen pek zevkli olmaktan geri kalmayan vücut egzersizleridir. Ve hatta çok zaman yorgunlukla acının zevki arttırdığı bile görülür. Bu egzersizlerden duyduğumuz memnunlukta ona birleşmiş olduğu vücudun kuvvet, maharet ve başka bir olgunluğunu göstermelerinden ileri gelir. Fakat bir tiyatroda acıklı ve meşhum bir hareketin temsil edildiğini görerek ağlamaktan duyduğu memnunluksa, bilhassa bu karşı merhamet duymakla faziletli bir iş görüldüğünü sanmasından gelir. Umumiyetle ihtirasların harekete geldiğini duymaktan da hoşlanır. Yeter ki onlara hakim olsun. Fakat bu ihtirasları tanımlayabilmek için onları daha özel olarak incelemem lazımdır. Bu ise bana burada size yazarken, başka birini yazarkenkinden daha kolay gelecektir. Zira altesiniz eskiden hayvanların tabiatı üzerine başladığım kitabı okumak zahmetinde bulunduğundan, çeşitli izlerin dimalarında nasıl teşekkül ettiğini yeterince bilirler. Bazıları duyuları harekete getiren dış nesnelerle, bazıları vücudun durumları ile yahut hafızada kalan önceki izlerin bakiyeleriyle yahut yürekten gelen ruhların hareketiyle yahut da insandaki ruhun hareketiyle teşekkül ederler. Ruh dimağda bulunan izleri değiştirmek için bir kuvvete sahip olduğu gibi ona karşılık da bu izlerde ruhta iradesine bağlı olmayan düşünceler doğururlar. Bundan sonra ruhta iradenin yardımı olmaksızın sırf yalnız dimağda bulunan izlerle meydana gelen düşüncelere genel olarak pasiyonlar adı verilebilir. Çünkü aksiyon olmayan her şey pasyondur. Fakat genel olarak bu adı ruhların özel bir hareketiyle meydana gelen düşüncelere vermek adet olmuştur. Zira renklerin, kokuların algısı, açlık, susuzluk, acı ve benzerleri gibi dış nesillerden veya vücudun iç durumlarından gelen düşüncelerin bazılarını iç, bazılarına da dış duyumlardan denmektedir. Ancak öteki izlerin hafızada bıraktığı şeylere ve ruhların her zamanki hareketlerine bağlı olan ancak öteki izlerin hafızada bıraktığı şeylere ve ruhların her zamanki hareketlerine bağlı olan düşüncelerse ister uyanıkken ister düşte zihnimize gelsinler rüya ve hülyalardır. Bu durumda ruhta hiçbir şeye kendiliğinden karar vermediği için gevşek ve tembelce beyindeki izlere uyar. Fakat yalnız anlaşılır değil Hayal edilen bazı düşüncelere karar vermek için iradesini kullandığı zaman bu düşünce beyinde yeni bir iz meydana getirir. Bu da ruhta bir pansiyon değil, bir aksiyondur. Ve asıl hayal etme de budur. Nihayet ruhların her zamanki akışı genel olarak kederli veya neşeli düşünceler doğuracak bir mahiyette olduğu zaman bu pasyona yükletilemez meydana geldikleri kimselerin mizaç veya tabiatına yükletilir. Bu yüzden de filan adam kederli, filan adam da neşeli bir karakter sahibidir denilir ve eklenir. Böylece ancak ruhların özel bir hareketinden gelen ve tesirleri ruhtaymış gibi duyulan düşüncelere pasyon denilir. Gerçekten hemen hemen hiçbir pasyon yoktur ki biraz önce ayırt ettiğim sebeplerin birçoğuna bağlı olmasın. Fakat onlara başlıca pasyonun yahut da başlıca göze çarpanın adı veriliyor. Nitekim birçokları acı duyumunu keder duyumuyla karıştırıyor. Gıdıklanma duyumunu neşe pasyonu ile karıştırıyor. Ona da şehvet veya zevk adı veriyorlar. Sonra susuzluk veya açlık duyumları da aslında pasyonlar olan içmek ve yemek arzularıyla karıştırılıyor. Zira genel olarak acı doğuran sebepler ruhları keder uyandırmak için gereken tarzda tahrik ederler. Bir gıdıklanma duyanlar da neşe uyandırmak için gereken tarzda ruhları hareket ettirirler. Başkalarında da böyledir. Bazen herhangi bir pasyona elverişli kılan meyil veya alışkanlıklarda da asıl pasyonla karıştırılır. Ama bunu ayırt etmek kolaydır. Zira mesela bir şehirde düşmanlar şehri kuşatmaya geliyor dendiği zaman Şehirlerin verdiği ilk hüküm bir ruh işidir. Yoksa bir pasyon değildir. Gerçi birçokları aynı hükmü verse de gene hepsi aynı derecede heyecanlanmaz. Fakat korkuya az çok meyilli veya alışkın oluşlarına göre bazıları çok bazıları da az heyecan duyar. Ruhlarının heyecanı düşmeden önce ki pasyon yalnız odur bu hükmü vermesi lazımdır yahut da vermek sizin hiç olmazsa tehlikeyi kavraması ve hayalini beynine hak etmesi lazımdır. Bu ise hayal etme denilen başka bir işle yapılır ve aynı vasıta ile sinirler yoluyla beyinden kaslara giden ruhları, yüreğin ağızcıklarını kapamaya yarayan sinirlere girmeye hazırlar. Bu da kanın dolaşımını geciktirir. Bundan sonra bütün vücut soğuk, titrek olur ve yürekten dimağa doğru gelen yeni ruhlarda o tarzda hareket ederler ki oraya ancak ruhta korku, pasyonunu uyandıran hayallerin teşkiline yarayabilirler. Bütün bu şeyler birbirini o kadar yakından takip eder ki ancak bir tekmiş gibi görünüyor. Ve böylece başka bütün ihtiraslarda, yürekten gelen ruhlarda özel bir hareketlilik meydana gelir. İşte 8 gün önce altesinize yazmak istediğim buydu. Ve tasarım ona bütün pasyonların özel bir açıklamasını eklemekti. Fakat onları teker teker saymakta güçlük bulduğumdan haberciyi mektubum olmaksızın bırakmak zorunda kaldım. Bu arada altesinizin bana yazmak lütfunda bulunduğu mektubu aldığımda yeni bir cevap vermek fırsatı buldum. O da beni Tanrı'nın varlığını ve onun insanların iradesine bağlı olmayan şeylerin ilk ve değişmez sebebi olduğunu ispat eden kanıtların, bence aynı şekilde irademize bağlı olan bütün şeylerin sebebi olduğunu da ispat ettiğimi söylemek için pasyonların tetkikini başka bir zamana bırakmaya zorluyor. Zira varlığı ancak son derece tam ve eksiksiz olduğu göz önüne alınarak ispat edilebilir. Dünyada tamamıyla ondan gelmeyen bir şey olsaydı son derecede tam olmazdı. Gerçekten yalnız iman bize inayetin ne olduğunu öğretir. Onunla Tanrı bizi tabiatüstü bir saadete yükseltir. Fakat Tanrı'nın girmesini istemediği ve ezelden beri de istememiş olduğu bir düşüncenin, bir insanın zihnine giremeyeceğini bilmek için yalnız felsefe kafidir. Skolastik'in külli sebeplerle cüzi sebepler arasında kurduğu ayrılığın burada bir yeri yoktur. Zira mesela güneş bütün çiçeklerin sebebi olduğu halde güllerin lalelerden ayrı olmasının sebebi değildir. Çünkü meydana gelmeleri güneşe bağlı olmayan başka cüzi sebeplere de bağlıdırlar. Fakat Tanrı her şeyin külli sebebi olduğu gibi tam sebebidir de. Böylece onun iradesi olmaksızın hiçbir şey meydana gelemez. Gene doğrudur ki ruhun ölmezliği ile bu hayattan sonra tadacağı saadetlerin bilgisi canı sıkılanlara bu hayattan sonra bütün saadetleri tadacaklarından emin olsalardı bu hayatı terk etmek arzusunu verebilirdi. Fakat hiçbir kanıt onları tatmin etmiyor ve ancak Egeas'ın yalancı felsefesi bizi bu hayatın kötü olduğuna kandırmaya çalışır. Onu da Potolemios yasak etmiştir. Çünkü okuduktan sonra birçokları kendilerini öldürmüştür. Gerçek felsefe ise tam tersine, aklımızı kullandığımız takdirde en kaderli hadiseler ile en dokunaklı acılar arasında bile daima memnun olabileceğimizi öğretir. Kainatın genişliğine gelince, onu gözden geçirerek nasıl Tanrı fikrinden, onun dünyayı en ufak teferruatına kadar şahsen idare etmesi fikrini ayırmaya vardığımızı anlamıyorum. Zira Tanrı ile sonlu güçler tamamıyla başka şeylerdir. Bunlar tükenebilir. Birçok büyük etkilere kullanıldıkları için en ufak etkilere kadar uzanmaları muhtemel olmadığına hükmetmemekte haklıyız. Fakat Tanrı'nın eserlerini ne kadar büyük bulursak gücünün sonsuzluğunu da o kadar iyi görürüz. Ve bu sonsuzluğu ne kadar iyi bilirsek o kadar da onun insanların en ufak işlerine kadar yayıldığından emin oluruz. Altezinizin Tanrı'nın dünyayı bu şekilde en ufak teferruatına kadar şahsen idare etmesinden, muhtar idaremize bağlı olan şeyler vesilesiyle kararlarında vukua gelen bir değişmeyi kastettiklerini sanmıyorum. Tanrı bilimin bize Tanrı'ya, duaya zorladığı zaman, ona neye muhtaç olduğumuzu öğretmek için değil, iradesiyle ezelden beri kurduğu düzenden bir şey değiştirmesini elde etmeye çalışmak için değil, çünkü ikisi de fenadır. Fakat ezelden beri dualarımızla elde edilmesini istediğini elde etmek için zorlar. Ve zannediyorum ki bütün tanrı bilimciler bunda mutabıktırlar. Hatta cüzi iradeye en çok başvuran Arminyenler bile. Aklın bize ne dereceye kadar halka ilgi göstermemizi emrettiğini tam olarak ölçmek güçtür. Fakat bu pek kesin olmak gereken bir şey de değildir. Vicdanını memnun etmek kafidir. Bunda da meylimize fazlaca itimat edebiliriz. Zira Tanrı eşyanın düzenini o şekilde kurmuştur ki ve insanları öyle sıkı bir toplulukla birlikte birbirine bağlamıştır ki herkes her şeyi kendine çekse ve başkalarına hiçbir sevgi göstermese bile yine umumiyetle elinde olan her şeyde bilhassa ahlakın bozulmadığı bir devirde yaşarsa bilgelik ve ustuluğu elden bırakmadığı takdirde kendisini onlar için kullanmaktan geri kalamaz. Ve bundan başka insanın kendinden çok başka insanlara iyilik etmesi daha yüksek ve daha şerefli bir şey olduğuna göre buna en fazla meyledenler ve sahip oldukları nimetlerden en fazla bahsedenler gene en yüksek ruhlardır. Ancak zayıf ve alçak ruhlardır ki kendilerine gerektiğinden fazla değer verir ve üç damla su ile ağzına kadar dolan vazolara benzerler. Altezinizin bunlardan olmadığını biliyorum. Bu alçak ruhları ancak kendileri için bir menfaat göstererek başkaları için zahmete teşvik etmek mümkün olduğu halde altezinizin menfaati için kendilerine ancak kendisini ihmal ettiği takdirde sevdiklerine uzun zaman faydalı olamayacağını göstermek ve sağlığına bakmasını yalvarmak gerektir. Benim de yaptığım budur. Madam, Altezinizin pek saygılı ve pek itaatli hizmetkarı Dekars. Prenses Elizabeth'e Egmont 3 Kasım 1945 Madam, çok zaman yalnız bu çölde tanıdığım kimselerin konuşmalarından değil, karıştırdığım kitaplarda da pek az doğru muhakemeye rastlıyorum. Öyle ki Altezinizin mektuplarında bulunanları fevkalade bir sevinç duymaksızın okuyamıyorum. Ve onlar bana o kadar kuvvetli görünüyor ki, onlara karşı koymaktansa yenildiğimi itiraf etmeyi tercih ediyorum. Zira her ne kadar altezinizin kendi lehlerine yapmaktan sakındıkları kıyaslama tecrübe ile yeterce doğrulansa da, bununla beraber başkalarının lehinde hüküm vermek de pek ölçülmeye değer bir fazilettir. O da sizi insan zekasının gücünü alelade bir insanın misaliyle ölçmek istemekten alıkoyan Ali Cenaplığa pek uygun düşüyor. Öyle ki fazilet ve Ali Cenaplığınızın son derecede hayranı bulunuyorum. Altezinizin nedamet üzerine yazdığına karşı da bir şey diyemeyeceğim. Çünkü o yalnız isteyerek değil, herhangi bir pasyon bilmeye engel olduğu zaman bilmeyerek de işlenen hataları düzeltmeye yarayan bir Hristiyan faziletidir. Bizi rahatsız edecek derecede aşırı olacaklarından korksaydık, tragedyaların acıklılığının şimdiki gibi hoşumuza gitmeyeceğini pekala kabul ediyorum. Fakat aşırılığa yeltendikleri ölçüde faydalı olan pasyonlardan söz ettiğim zaman yalnız iyi olanları söylemek istemiştim. Nitekim sözüme akla uygun olmaları gerektiğini de eklemiştim. Zira iki türlü aşırılık vardır. Birincisi şeyin tabiatını değiştirerek iyi iken kötü kılmak suretiyle akla uymasına engel olur. Öteki ise yalnız ölçüyü artırarak iyiyken daha iyi kılmaktan başka bir şey yapmaz. Böylece yürekliliğin aşırısı ancak aklın sınırlarını aştığı zaman da atılganlık olur. Ama bu sınırları aşmada da başka bir aşırı yanı vardır. O da kararsızlık ve korkuya kapılmaktır. Tabiatlarını daha etraflıca inceleyebilmek için son günlerde bu pasyonların sayı ve sıraları üzerinde düşündüm. Fakat bu konu üzerinde fikirlerimi henüz ad tezinize yazmaya kalkacak derecede hazmetmiş değilim. Bununla beraber elimden geldiği takdirde vazifemi mümkün olduğu kadar erken yerine getirmekten geri kalmayacağım. Cüzi iradeye gelince ancak kendi varlığımız üzerine düşününce bağımsızlığını tanımamak elimizden gelmez. Fakat Tanrı'nın sonsuz gücü üzerine düşününce de her şeyin ona bağlı olduğuna inanmamak da elimizden gelmez. Dolayısıyla da cüzi irademiz Tanrı'nın sonsuz gücüne karşı hür değildir. Zira Tanrı insanları iradelerinin işleri kendi iradesine bağlı olmayacak bir tabiatta yaratmıştır sözünde bir tenakuz vardır. Çünkü bu takdirde gücü hem sonlu hem de sonsuz olur. Sonlu olur çünkü ona bağlı olmayan bir şey vardır. Sonsuz olur çünkü bu bağımsız şeyi yaratabilmiştir. Fakat Tanrı'nın varlığının bilgisi bizi hür irademizden emin olmaktan men etmesi gerekmediği gibi çünkü onu kendimizde tecrübe ediyoruz ve hissediyoruz. Hür irademizin varlığının bilgisi de bizi asla tanrının varlığından şüphe ettirmemelidir. Zira kendimizde tecrübe ve hissettiğimiz hareketlerimizi öldür ve yerilir kılmaya kafi gelen bağımsızlık, başka tabiatta bir bağımlılıkla barışmaz değildir. Ona göre de her şey tanrıya bağlıdır. Ruhun bu hayattan sonraki hali hakkında ilk biden çok daha az bilgim vardır. Zira dinin öğrettiğini ayrı bir yana koymak suretiyle yalnız tabi akılla lehimize birçok tahminlerde bulunabileceğimizi fakat hiçbir teminat elde edemeyeceğimizi itiraf ederim. Aynı tabi akıl gene bize bu hayatta her zaman kötülüklerden ziyade iyiliklere sahip olduğumuzu ve asla şüphesizi şüpheliye feda etmemek gerektiğini öğrettiği için onun yani aklın bizi gerçekten ölümden korkmamız gerekmediğini ama onu aramamız da gerekmediğini öğrettiğini sanıyorum. Kainata atfettiğim geniş uzam hakkında tanrı bilimcilerin yapabilecekleri itirazlara cevap vermem gerekmez. Çünkü altesiniz daha önce adıma cevap verdiler. Ben yalnız şunu ilave ediyorum ki eğer bu uzam dinimizin sınırlarını daha az inanılır kılıyorsa Astronomların her zaman göklere atfetmiş oldukları uzam da aynı şeyi yapabilirdi. Çünkü onlar gökleri öyle büyük göstermişlerdir ki, kıyaslarınca yer ancak bir noktadan ibarettir. Bununla beraber kimse onlara itiraz etmemiştir. Hülasa eğer bilgelik ve usluluk hadiseleri hakim olsaydı, atezinizin girişmek isteyeceği her şeyi başaracağından şüphe etmezdim. Fakat insanların ne yapmaları gerektiğini bilerek yapacaklarından emin olabilmek için bütün insanların tamamıyla bilgi olması lazım gelirdi. Yahut da kendileriyle çözülecek bir işimiz olan bütün kimselerin mizacını ayrı ayrı bilmek lazım gelirdi. Fakat bu da kafi gelmezdi. Çünkü bundan başka hür iradelerini de hesaba katmak lazımdı. Onun da kararlarını ancak Tanrı bilir. Yerlerinde olsaydık nasıl hareket ederdik diye genel olarak başkalarının ne yapacaklarına dair verilen hükme gelince çokça vaki olduğu gibi bayığı ve aşağı ruhlar temasta bulundukları kimselere benzedikleri için niyetlerine daha iyi nüfuz eder ve geliştikleri işte yüksek ruhlardan daha iyi başarı gösterirler. Yüksek ruhlarsa kendilerinden bilgece ve bilgilikçe aşağı kimselerle Münasebette oldukları için işler hakkında onlardan tamamıyla başka türlü hüküm verirler. Bu da Altez'inizi talihin niyetlerine karşı gösterdiği muhalefet karşısında tesalli etmelidir. Tanrı'nın niyetlerimizi muvaffak kılmasını dilerken her zamanki sözümü bir daha tekrar etmeme müsaadenizi dilerim. Madam Altez'inizin pek saygılı ve pek itaatli hizmetkarı Dekars. Prenses Elizabeth'e Egmont Ocak 1646 Madam Altezinizin cüzi irade üzerine ortaya attığı soruyu cüzi iradenin bağımlılık ve hürlüğünü bir kıyaslama ile açıklamayı deneyerek çözmeye çalışacağım. Ülkesinde düelloyu yasak eden, bununla beraber tebalarından başka başka şehirlerde oturan iki asizadenin birbiriyle kavgalı olduğunu birbirine rastlayınca dövüşmelerine hiçbir şeyin engel olamayacağını pek sağlam olarak bilen bir kral, bir gün ikisinden birini bir iş için ötekinin bulunduğu şehre gönderdiği, ikincisini de gene bir iş için berikinin bulunduğu yere yolladığı zaman, bunların birbirleriyle karşılaşarak dövüşmekten, dolayısıyla da yasağına karşı gelmekten geri kalmayacaklarını kesin olarak bilir. Fakat bundan dolayı Onları düelloya zorlamış da değildir. Bilgisi hatta onları bu şekilde yola çıkarmak istemesi, birbirini rastladıkları zaman o hiçbir şey bilmediği ve başka bir tesadüfle karşılaştıkları zaman olduğu kadar isteyerek ve hür olarak dövüşmelerine engel olamaz. Ve yasağına karşı geldikleri için birinci halde olduğu kadar haklı olarak cezalandırılabilirler. Şimdi, bir kralın tebaalarının bazı hareketleri için yapabileceği şeyi, her şeyi insanlardan önce bilen ve sonsuz bir gücü olan Tanrı, insanların bütün hareketleri için şaşmaz bir şekilde yapar. Böylece bizi bu dünyaya göndermeden önce, irademizin bütün meyillerinin neler olacağını tamı tamına biliyordu. O meyilleri bize verirken, dışımızda bulunan bütün şeyleri de şu veya bu zamanda, duyularımıza çarpacak şekilde düzenlemiştir ve onlar vesilesiyle cüzi irademizin şu veya bu şeye karar vereceğini bilmiştir. Tanrı böyle istemiştir ama cüzi irademizi buna zorlamamıştır. Nasıl kralda asilzadelerin karşılaşmalarını sağlamakla dövüşmelerini isteyen irade ile düelloyu yasak etmekle dövüşmelerini istemeyen iradeye göre iki irade derecesi ayırt etmek mümkünse aynı suretle Tanrı bilimcilerde Tanrı'da iki irade kabul ederler. Biri mutlak ve bağımsız. Onunla Tanrı her şeyin olduğu gibi olmasını ister. Öteki ise görelidir. İnsanların meziyet ve kusurlarıyla ilgilidir. Onunla kanunlarına itaat edilmesini ister. Bundan önce yazdığımı, yani bu dünyada kötülükten çok iyilik vardır dememi, atezinizin hayatın bütün zorlukları üzerine yazdığı ile bağdaştırabilmek için iki türlü iyiyi birbirinden ayırmam lazımdır. İyi fikrini hareketlerimizde kural hizmeti görmesi için incelediğimiz zaman iyi denilen şeyde bulunabilen bütün olgunluk olarak alırız. Böylece onu kötülüklere benzetilen sonsuz eğri çizgiler arasında biricik doğru çizgiye benzetiriz. Bu manadadır ki filozoflar iyi sebebin tamından gelir, kötü ise herhangi bir eksiklikten gelir derler. Fakat bu hayata vermemiz gereken değerden söz ettiğimiz zaman da yaptığım gibi verilecek değeri bilmek için bir şeyde bulunan iyilik ve kötülük incelendiği zaman bize bir kolaylık veya rahatlık verebilen her şeye iyi, zorluk veya rahatsızlık verebilen her şeye kötü diyoruz. Zira onda bulunan başka eksiklikleri hesaba katmıyoruz. Böylece bir kimseye bir iş teklifi edildiği zaman bir yandan iyi olarak bundan elde edebileceği şeref ve menfaati, öte yandan da kötü olarak zahmet, tehlike, zaman kaybı ve benzer şeyleri göz önüne alır. İyiyi kötüyle karşılaştırarak iyiye kötüden az çok büyük veya ufak buluşuna göre işi üzerine alır veya almaz. İşte bu son anlamdadır ki bu hayatta her zaman kötülükten çok iyilik vardır demiştim. Zira cüz-i irademize bağlı olan ve iyi kullanmasını bildiğimiz takdirde her zaman iyi kılabileceğimiz şeylerin yanında dışımızda bulunan ve cüzi irademize bağlı olmayan şeylere pek az önem vermemiz gerektiğini de sanıyorum ve onlar vasıtasıyla ne kadar büyük olursa olsun başka yerden gelen bütün kötülüklerin komedyacıların önümüzde pek meşhum haliseleri gösterdikleri zaman ruhumuzu uyandırdıkları kederden daha ileri gitmesine engel olabiliriz. Fakat itiraf ederim ki bu noktaya kadar varabilmek için çok filozof olmak lazımdır. Bununla beraber gene zannediyorum ki pasyonlarına en çok kapılanlar bile farkına varmadan içlerinde her zaman bu hayatta kötülükten çok iyilik olduğuna hükmederler. Zira bazen büyük acı duydukları zaman ölümü imdada çağırmaları bile masalın anlattığı gibi sadece yüklerini taşımaya yardım etmelerini istemek içindir yoksa hayatı terk etmek istedikleri için değildir. Yahut da hayatı terk etmek isteyen ve kendilerini öldüren bazıları bulunuyorsa, bu da iyi muhakeme edilerek verilen bir hükümle değil, ne de bu hayatın iliklerini, kötülüklerini tercih etmek gibi tabiatın kendilerine hak ettiği bir fikirle değil, fakat aklın yanılsamasıyla olur. Her şeyi ancak kendi özel faydaları için yapan kimselerin, eğer tedbirli hareket etmek istiyorlarsa, Başkaları kadar başkası için çalışması ve ellerinden geldiği kadar herkesi memnun etmesi gerektiğine beni inandıran sebep şu ki iş görür ve iyiliksever sayılan kimselerin başkalarından hatta işlerini görmedikleri kimselerden bile birçok iyilikler gördükleri umumiyette görülür. Halbuki başka karakterlerde oldukları sanılsaydı bu iyilikleri göremezlerdi. İyilik etmek için kullandıkları zahmet, onları tanıyanların dostluğunun getirdiği kolaylıklar kadar büyük değildir. Zira bizden ancak kolayca yapabileceğimiz hizmetler beklenmektedir. Biz başkalarından fazlasını beklemiyoruz. Fakat çokça öyle olur ki onlara aza mal olan bize büyük fayda sağlar ve hatta hayatımız için bile önemli olabilir. Gerçekten bazen iyilik işlerken zahmet çekeriz de Kötülük işlerken kar ederiz fakat bu ancak çokça vaki olan şeylerle ilgili tedbir kuralını değiştirmez ve bana gelince bütün hayatımda en çok uyduğum kural yalnız ana yoldan gitmek ve en büyük inceliğinde hiç incelik göstermemek olduğunu inanmak olmuştur. Herkesin birbirine iyilik etmesi hiç değilse kötülük etmemesini isteyen umumi cemiyet kanunları. Bence o kadar iyi kurulmuşlardır ki onları gizli ve kapaklı olmaksızın açık ve hilesiz takip eden bir kimse medfaatlerini başka yollarla arayanlardan daha mesut ve daha emniyetli bir hayat sürer. Bu gibiler hakikatte başka insanların bilgisizliği ve talihin yardımı yüzünden bazen muvaffak olurlar fakat çok zaman muvaffak olmadıkları da olur. İşlerini sağlamlaştırıyorum derken mahvolup giderler. İşte genel olarak bütün hareketlerimde riayet ettiğimi söylediğim bu saflık ve samimiyetle özel olarak gene şunu söyleyebilirim. Madam, Altezinizin pek saygılı ve pek itaatli hizmetkarı Tekars.